bir şey söyleyeceğim. Oluyoruz lan. Cihan Bey ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Ne oldu oğlum? Birine bir şey mi oldu? Haddime düşmeyerek size fotoğraf göstermek istiyorum. Oğlum birine bir şey mi oldu? Yok yok Cihan Bey. Korkmayın öyle bir şey yok. Göster. Ne bu? Dilara'm geçen akşam bu arabayla eve döndü. Harun Ergüven de bugün yolun önüne geldi. Ne? Fark ettim de arabasına binip hırsız uzaklaştı. Emin misin? Eminim efendim. Kendi gözümle gördüm. Harun Ergüven bu resimdeki arabayla geldi. Plakaları karşılaştırdım. Aynı araba. Cihan Bey lütfen beni yanlış anlamayın ama bu Harun Ergüven'in arabası. Dilara Hanım Harun Ergüven'in arabasından indi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Azmi emin misin? Eminim efendim. Dışarı çıkmış oğlum. Nereye gitmiş? Bilmiyorum valla, ben de yeni geldim. Ya gördün mü bu Ozan'ın yediği altın? Aç şunu Dilara. Aç şunu. Baba gelirse çalışma odasındayım. Dilara, çekip konuşacaksın. Nasıl buldun burayı? Ozan'ı takip ettirdin değil mi? Korkunç bir kadınsın sen. Evet Candan, ben korkunç bir kadınım. Oğlum sana bırakacağımı mı sandın? Kimin evi burası? Bir müvekkilimin evi. Çok cömertmiş gerçekten. Dilara ne söyleyeceksen söyle git, işim var çıkacağım. Oğlumun yakasını bırakacaksın Candan. Esas oğlum benim peşimi bıraksın. Bence sen git önce Ozan'la konuş. Aa bir dakika ama. Oğlum seninle konuşmuyordu değil mi? Candan sus. Çok üzgünüm. Oğlum bana aşık oldu Dilara. Sen Harun'u nasıl elimden aldıysan ben de Ozan'ı elimden alacağım. Hem de ilelebet. Candan yemin ediyorum seni öldürürüm. Yemin ediyorum seni öldürürüm Candan. Ne yapıyorsun sen? İndir o silahı lütfen. Dilara bak. Her şey Ozan'ın fikriydi. Sen galiba o gazetelerde çıkan fotoğrafları gördün ve ona kızdın değil mi? Hepsini Ozan ayarladı. Bak, hepsi Ozan'ın fikriydi. Yemin ederim o istedi, seni kızdırmak için. Çağatay. Ha abi hoş geldin. Hala içeride mi? Hemen daha yeni aldılar. 40-45 dakika sürermiş. Nasıl olmuş peki? Durumu nedir? Ne diyor doktor? Bir şey demiyor. Sonucu bekletip görecekmiş. Olay nasıl olmuş? Nasıl düşmüş? Merdivenden inerken ayağa kaymış. Başını vurmuş. Ambulans geldiğinde kendine... Of. Kırık çıkık falan bir şey var mı? Allah'ım inşallah beyin kanaması falan geçirmiyor. Abi üzülme. Kötü bir şey olmayacak. Nereden biliyorsun Çağatay? Tıp mı okudun? Doktorluk mu yaptın? Nereden biliyorsun? Tamam yani moral vermeye çalışıyorsun da. Sen ne yalancı bir kadınsın. Benim hayatımı mahvettin. Şimdi de ailemin hayatını mı mahvetmeye çalışıyorsun? Sen ne iğrenç bir insansın Candan. Yalvarırım kaldır o silahı. Ne olursun yapma. Niye bunları yaptığını biliyorum canım. Harun'u elde etmeye çalıştın, edemedin. Harun beni seviyor diye çıldırdın. Şimdi de böyle haltlar karıştırıyorsun. Bak, Ozan'la aramızda yemin ederim hiçbir şey yok. Şu andan itibaren söz veriyorum, görmeyeceğim onu bir daha. Bırakacaksın oğlumun peşini, duydun mu beni? Candan beni çok iyi tanıyorsun. Çok ciddiyim. Ben eline silah almamış bir kadınım, bırak almayı. Bugüne kadar silah görmemiş bir kadınım. Ama çocuklarım için yemin ediyorum gözümü kapatın. Dilara biliyorum. Ne olursun bak, yemin ederim çıkacağım hayatınızdan. Ozan'la aramda hiçbir şey yok. Bir daha görmeyeceğim onu diyorum. Öyle mi? Görmeyeceksin. Sana ben nasıl inanacağım söyler misin? Senin gibi aşağılık bir kadına nasıl inanacağım ben? Görmeyecekmiş. Ozan'ı görmeyeceksin, sonra ne yapacaksın? Kızlara mı musallat olacaksın? Senden nasıl kurtulacağım ben Candan? Seni illa öldürmem mi lazım? Yok Dilara. Hemen şu anda giderim bak İstanbul'dan. Şu an terk edeceğim. Bir daha da ne ailenin yanına ne de senin yanına bile yaklaşmam. Ne olursun yapma. Sen durmazsın. Sen baştan aşağı kötülüksün. Yok. Ozan yaklaşma. Orada dur. Ozan annem beni öldürmeye çalışıyor. Ne olur yardım et. Ozan yaklaşma. Anne. İndir o silahı. Böyle aşağılık bir kadının yanında senin ne işin var oğlum? Oyununa niye geliyorsun bu kadının? Oyun falan yok. Ben kendim istedim, anladın mı? Candan'ın hiçbir suçu yok. İndir o silahı. Sen aklını mı kaçırdın? Neyi sen istemiş olabilirsin? Bak biz Candan'la birlikte yaşıyoruz burada. İndir o silahı. Ozan, ya benimle gelirsin ya ben bu kadını şimdi burada öldürürüm. İndir o silahı, indir! Dedim, anladın mı? Candan'ın hiçbir suçu yok. İndir o silahı. Sen aklını mı kaçırdın? Neyi sen istemiş olabilirsin? Bak biz Candan'la birlikte yaşıyoruz burada. İndir o silahı. Ozan, ya benimle gelirsin ya ben bu kadını şimdi burada öldürürüm. İndir o silahı, indir! Bırak! Anne, Ozan, indir! Bırak. yaptın sen Dilara, ne yaptın? Arıyorsun ya. Anca çıkabildim. Vakitli gel, vakitli. Zaten haftada bir gün izin yapıyorsun. Onda da bir faydan dokunsun bari. Dua et ki Dilara Hanım evde yoktu da sıvışabildim. Yoksa çıkabilir miydim? Öyle kolay bırakıyorlar mı insanı? İyi vallahi. İzin de mi yapmayacaksın? Hanımefendi haftanın bir günde bakamıyor mu kendi çocuğuna? O işler öyle kolay olmuyor Necla Hanım. Hadi neyse, az şunları da ben de makineye çamaşır doldurayım. Daha bir makine çamaşır var. Oldu. Haftada bir gün iznim var zaten. Onda da iş mi yapacağım? Ayağımın altına alırım vallahi. Yapacaksın tabii. Ben el üstünle mi oturuyorum zannediyorsun? Ha? Çamaşırlarını birilerinin yıkayıp böyle asmasını istiyorsan akıllı olacaksın hanımefendi. Ama tabii sende nerede o akıl? El alemin kızları neler neler buldu. Sen böyle bak hala havalara. Ay! Kim kimi bulmuş Allah aşkına bana bir söylesene. Bakkala, çakkala, marketçiye tav olsaydım çoktan evlenmiştim zaten. Marketçinin nesini beğenmiyorsun hasbam? Cihan Bey gibi birini bulamayacağına göre marketçiyi öpüp başına koyacağım. Ay vallahi arıyor. Özkan arıyor. Kız Özkan kim? Sevinç. Bana bak eğer yine zirzobun birini bulduysan olayıp bacaklarını kırarım seninle. Ya bir sus da. Adam kapatacak zaten. Sevinç tatlım ya, kusura bakma. Bir önceki konuşmamızda kesildi. Sonra aradım, düşüremedim. Sonra toplantıya girmek zorunda kaldım. Sonra Allah'tan bir çay molası verdik de... Oh, çayımı içiyorum, seni bir arayayım dedim. Önemli değil. Aradın ya. Londra'dan dönüyor musun yoksa? Onu demek için mi aradın? Vallahi öyle diyeceğim inşallah. Şaka. Şaka olur mu ya? Senin için uçak saatimi değiştirdim. Gerçekten mi? Hemen mi geliyorsun? Yok, o kadar çabuk değil de akşama orada olurum. Hadi ya. Keşke hemen gelebilseydin. Benim de bugün izin günümdü. Bütün gün beraber olurduk. Ah be yavrum ya, ben de çok isterim ama işte görüyorsun yoğunluğumu. Peki sen akşam çıkamaz mısın? Bir şeyler yapmaya çalışırım. Sen İstanbul'a inince ara. Tamam, mutlaka ayarla. Ne istiyorsun buradan, ne getireyim sana? Bir şey istemem. Sen gel yeter. Olur mu ya öyle şey? İste işte bir şey. O zaman sen en iyisini bilirsin. Sana bırakıyorum. Sevinç bir saniye. Okay Mr. Anderson, I am coming. Sevinç'im toplantıdan çağırıyorlar hayatım. Kapatmak zorundayım. Akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Güzel, şimdi ben bu kızı nereye götüreceğim? Bizim Ozan'ın bahsettiği bir restoran vardı. Neydi? Kim bu Özkan? Cihan Bey'in arkadaşı. Abo! Cihan Gürpınar'ın mı yoksa? Kaç tane Cihan Bey var annem? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Kurtarsan bizi şu sefaletten amin. Kurtaracak, kurtaracak merak etme. Özkan bana deli divane aşık oldu. Ay kız nihayet kedi olalı bir fare yakaladın. Bana bak, çok zengin mi bu? Ne iş yapıyor? Otomotiv sektöründe galerileri var. Galerileri var. Bak sen, kız bana bir tanesi yeter. Sen zaten sana 10 tane bilezik veren pazarcıya da tavsın. Ama ben değilim anneciğim. Ay benim kuaföre gitmem lazım. Saçıma başıma çeki düzen vermem lazım. Oy güzelliğin senin sermayen. Baktır kendini. Şu üstüne başına da bir şeyler al. Ay para harcamaya ne gerek var? Hazal'ın kıyafetleri ne güne duruyor. Kızmasın sonra Hazal. Sıkıysa kızsın. Bende öyle sırları var ki dolabını götürsem ağzını bile açamaz. Ay hadi git kuaföre git. Ben çamaşırları alsam. Tamam o zaman ben gideyim. Şunları da bir ütüleye verirsin artık. Ütülerim, ütülerim. Şey söyleyeceğim. Ozan Gürpınar var. Cihan Gürpınar'ın oğlu. Çok yakın arkadaşımdır. O çok bahsetti sizden. Size o tavsiye etti. Evet, evet. Ya şöyle güzel bir yerden, şu güzel bir masa ayarlarsanız çok sevinirim. Tamam, teşekkürler. Bu da tamam. Bir de parayı bulursak zupa. Çalışma odasında seni bekliyor. Cihan mı? Evet kızım. Ya konuşmak istiyor, bilmiyorum vallahi, çok kötüydü durumu. Siz konuşun hadi. Tamam baba. Cihan? Ozan mı aradı? Ozan aradı değil mi? Tabii beni şikayet etti. Ama merak etme Cihan. Şşş. Ya bir şey yapmadım gerçekten. Sen misin? Ne candanmış bir arkadaş ya, ne candanmış ya. Karı takmış kafaya, bitirecek bizi, kanımızı emecek. Pamuk prenses suratlı vampir. Açsana oğlum Suat şu telefonu be. Sen misin? Sen Harun'la mı görüşüyorsun? Doğru söyle. Sen Harun'la mı görüşüyorsun? Cihan söyleyecektim sana. Söyleyecektin öyle mi? Evet, söyleyecektim. Ne zamandır? Mart'tan beri. Yani o tarihten beni kandırıyor musun? Bana o tarihten beri yalan mı söylüyorsun? Hı? Cihan, yemin ederim sana söyleyecektim. Harun benim hayatımı kurtardı. Efendim? Harun hayatımı kurtardı benim Cihan. Demir'i kliniğe götürdüğüm gün bilmiyorum nasıl öğrenmiş, yoluma çıktı, oğlumu görmek istiyorum dedi. Ondan sonra bir tane araba üstüme doğru geldi. Harun da beni itip kendini arabanın önüne attı. Yani benim için kendi hayatını feda etti. Ben de o gün beni ne kadar sevdiğini anladım. Peki ben senin için ne yaptım? Hı? Ben seninle niçin tekrar evlendim Dilara? Niçin? Aylardır beni böyle kandırman, bana yalanlar söylemen. Müstahak mı bana? Hı? Müstahak mı? Hayır. Nasıl yaptın? Cihan, gerçekten özür dilerim. Özür dilemekle bitmiyor bazı şeyler. Dilara. Bak Dilara. Sen gittin düşmanımla beraber ol. Üstüne hamile kaldın. Üstüne çocuk doğurdun. Ama ben seni rezil olma diye, çocuklarım rezil olmasın, kimse rezil olmasın diye tekrar seninle nikah yaptım. Düşmanımın çocuğunu nüfusuma aldım, soyadımı verdim. Can. Verdim. Müstahak mı? Hayır, değil. Nasıl kandırıyorsun beni aylardır? hakkım. Neyin sevgisinden bahsediyorsun bana? 20 yıldır beni bu kadar sevmedin mi? Hadi aşk yoktu, bir şey yoktu. İnsan olarak da mı sevmedin? Bana bunu nasıl yaptın Dilara? Cihan, beni dinler misin lütfen? Gerçekten vicdan azabıyla yaşadım ben zaten. Her sabah uyandığımda sana bunu anlatmak için çok çabaladım ama cesaret edemedim. Anladın mı? Olaylar çok değişikti çünkü. Ayrıca düşmanım falan değil abi. Bizim şirketlerimizi batırmaya kalktı. Beni sahtecilikle suçladı. Yanımdaki elemanları aldı. O yüzden hapis yattım. Şirketlerimiz batıyordu. Ve sen bu adamdan çocuk doğurdun ve ben bunu kabul ettim. Seni kurtarmak için. Cihan özür dilerim, çok haklısın. Gerçekten şu anda ne söylesen haklısın ama lütfen beni anlamaya çalış. Neyi anlayacağım ben seni? Harun'u seviyorum, o da beni seviyor. Baba, anne. Efendim? Bizim hayatımıza kasteden, kabımızla bomba patlatan, her şeyimizi yerle bir etmeye çalışan adama hala ben seviyorum diyorsun, öyle mi? Söyle kızım. Ben böyle konuşma ne olur. Nasıl konuşayım kızım? Ne yapayım? Sen yediğim kazığın farkında mısın kızım? Sen biliyor musun olayları, ha? Evet, evet Cansu her şeyi biliyor. Cansu her şeyi biliyor mu? Bu pislik oyuna kızımı da mı alet ettin? Cihan. Cansu. Sen her şeyi bilerek kaç gündür benim suratıma mı bakıyorsun kızım? Baba ben annemi seviyorum. Ben seni böyle mi yetiştirdim zaten? Ben sadece annemin hazır olduğu zamanı bekledim. Peki senin baban mı oldu? Babanın sırtından bıçaklayan, düşmanıyla beraber olan, çocuk doğuran senin annen değil mi? Sen de mi kızım? Baba böyle deme ama. Nasıl diyeyim kızım? Kendini benim yerine koy. Ben bu kadar mı böyle kazıklandım ya? Sen de mi Cansu? Cansu'nun bir suçu. Güvendiğin dağlara kar yağdı Cansu. Baba ben sadece ikinize de yardım etmek istedim. Çok üzgünüm Dilara. Kızım sana da kırgınım. Ben bütün bunları hak etmedim. Hak etmedim. Dilara. Hemen defol bu evden. Ne? Defol. Baba evden mi kovuyorsun annemi? Evet. Anne! Defol! Al çocuğunu. Yürü aşağılık herifin yanına git. Bundan sonra ne Cansu'yu, ne Hazal'ı, ne Ozan'ı kimseyi göremeyeceksin. Sen onlara yakışan bir anne değilsin. Defol böyle. Defol. Baba hayır. Sus! Cihan, bütün söylediklerine haklı olabilirsin. Ama çocuklarımla görüşmeme engel olamazsın. Onlar benim çocuklarım, ben annesiyim. Bir daha ne suratını, ne silüetini, ne gölgeni, hiçbir şeyini görmek istemiyorum. Elimden bir kaza çıkmadan defol. Hayır, o zaman anne ben de seninle geliyorum. Seni yalnız bırakamam, anne seni yalnız bırakamam. Çok saçmalama. Kızım. Baba özür dilerim ama annemi yalnız bırakamam. Lütfen yanlış anlama, lütfen. Bir de özür diliyorsun, öyle mi? Babana bunları yapan anneni tercih ediyorsun. Bravo. Sana da bravo. Sen de git. Defol! Cansu. Burada kal. Cansu, lütfen. Burada kal. Kötü görünmeyecekti. En başında oturup dürüstçe anlatsaydım bu kadar çirkin görünmeyecekti olaylar. Ozan'ın hayatını da mahvettim. Ne dese haklı şu anda. Anne, tamam. Sakin ol, tamam mı? Düzelteceğiz. Her şeyi düzelteceğiz. Umarım. Ne yapacaksın peki? Şikayet edecek misin? Yok. Öyle bir şey yapmayacağım. Yani annen beni düşmanı gibi görüyor ama ben onun bana davrandığı gibi davranmayacağım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani çünkü senin yerine başkası olsaydı çoktan şu kapıdan çıkıp şikayet etmişti onu. Çok iyisin. Gerçekten. Çok korktum Ozan. Gerçekten çok korktum. Ama bir şeye de sevindim aslında, biliyor musun? Nasıl yani? Neye sevindin? Annem benim hayatımı mahvetti dediğimde senin içinde epey bir kuşku vardı, biliyorum. En azından bu olayla ne kadar haklı olduğumu görmüş oldum. Evet, vardı. Ama artık yok. Her şeyi çok iyi anladım ben. O da bir şekilde hatasını anlayacaktır bir gün muhakkak. Candan çok üzgünüm. Çok beklersin. Dilara Gürpınar'dan bahsediyoruz. O mükemmel, o hata yapmaz. Hata yapsa bile kabul etmez. Neyse, hadi kapatalım bu konuyu. Anne ruhsatımı iptal ettirdi ama hala dava dilekçeleriyle ilgileniyorum. Gitmem lazım. Kusura bakmazsın değil mi? Yok, yok. Niye kusura bakayım? Ya bak, gerçekten gitmemi istiyorsan söyle. Açık ol. Alınmam, gücenmem buna. Kalacak bir yer bulurum kendime, arkadaşlarımla falan. Saçmalama Ozan, niye böyle bir şey isteyeyim ki? Görmedim mi annemin yaptıklarını? 2 gün sonra belki babam, belki dedem. Yani bizi rahat bırakmayacaklar, anladın mı? Ve ben seni böyle bir riske atmak istemiyorum. İyi ya işte. Sen yanımda olunca korkma. Baban gelse bile. Çok teşekkür ederim Ozan. Beni düşündüğün için. Annenin bana karşı davranışlarından sonra öyle iyi geldin ki anlatamam. Sen de bana. Burayı kendi evin gibi bil. Keyfine bak, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Hey Allah'ım ya. Ya dede ne istiyorsun benden ya? Lan açsana oğlum şu telefonu ya. Açsana lan şu telefonu ya. Şeytanın kucağına düştüm lan. Oğlum ya. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Sema. Ay dur Allah'ını seversen yok. Dikkatli bas. Allah Allah. Hasta muamelesi yapmayın. Gayet iyiyim. Bakın yürüyorum. Sema yastıkları destekleyelim. Arkana yaslan biraz. Gel canım. Evet. Yaslan. Ay tamam. Ay tamam. Ay yeter. İyi ki bir ayağım kaydı düştüm ya. Ölecek hasta muamelesi yapıyorsunuz bana. Rahat bırakın beni. Canavar. Maşallah. Sema! Ay burada mıydın sen? Bir çay demle bana, vallahi başım tuttu çaysızlıktan. Bir de bir bardak su getir. İlaçlarımı almayı unutmuşum. Ağrıyor mu başın? Başım falan dönmüyor değil mi? İyisin. Ay deli ettiniz beni vallahi. Senin işin gücün yok mu? Var. Varsa git. Sen de hastalarını bekletme kızım. Haydi. 2 hastam var. Hemen bakıp geleceğim. Hayır efendim gelme. Niye geliyorsun? Ben gayet iyiyim. Olur mu canım böyle şey? Of. Kalkma yerinden, tamam mı? Kalkmayacağım. Tamam. Tamam. Fındık Ayşem benim. Hadi güle güle. Kıpırdama. Tamam. Böyle oturacağım kazık gibi. Hadi dinle. Hadi güle güle Sema. İlaç kutumu getir. Ay getir. Ya iyi temiz. Kanama yok. Ama? Ya şuradaki gölge biraz beni tedirgin etti. Nasıl yani, bir şey var diyorsun? Kitle falan mı? Yok Allah korusun. MR çekilirken kıpırdadıysa o yüzden de olabilir ama ben yine de bir göstermek istiyorum. Göster hemen gösterelim. Ne varsa bilelim. Tamam göstereceğim. Sen telaş yapma zaten. İçimiz rahat etsin diye göstereceğim, tamam mı? Tamam canım, tamam. İçimiz rahat etsin. Tamam. Arayacağım seni. Hadi. Cansu. Anneciğim beni dinle. Yanımda olduğun ve bana destek olduğun için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum kızım. Ama eve dönmen gerekiyor, tamam mı? Anne sen beni anlamadın galiba. Ben burada seninle kalıyorum. Cansu lütfen beni üzme. O kadar yorgunum ki zaten. Ne olur anla beni. Senin eve dönmen gerekiyor. Benim hayatım darmadağın olmuş olabilir ama seninkinin olmasına gerek yok. Orası senin evin, yuvan. Anne sen beni hayatında istemiyor musun? Cansu şimdi bu nasıl bir söz? Bunu nasıl sorabiliyorsun? Nasıl düşünebiliyorsun? O zaman lütfen bana bir daha eve dön, babana dön deme. Tamam mı? Bak sana karşı dürüst olacağım. Seni evden kovmakla biraz abartmış olabilir ama ben babama kızamıyorum. Yani yaptıklarında haklı bence. Haklı, evet bence de haklı Cansu. Orada bir şey söyleyemiyorum zaten. Ne söylediyse doğru. Hayır anne dur onu demek istemiyorum. Ama her ne olursa olsun ben senin kızınım. Ya Hazal ne kadar değilsin dese de ben senin kızımım. Doğduğumda senin kucağındaydım, sen emzirdin beni, sen büyüttün. Sen benim annemsin ve ben senin yanında olmak istiyorum. Tamam mı? Bu kadar. Peki Cansu babanı düşünüyor musun hiç? Şu anda çok yalnız, o da acı çekiyor. Ozan zaten eve gelmiyor, Hazal'ın nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Niçin onun yanına gitmiyorsun, ona destek olmuyorsun? Anne sen de yalnızsın. Üstelik bir bebek var senin yanında. O yüzden tartışmayalım bile bence bu konuyu şu an. Bak ben ne zaman eve döneceğim biliyor musun? Biliyorum kızım anladım. Harun gelince. O yüzden lütfen o zamana kadar bir daha bana eve dön babana dön demek yok. Anlaştık mı? Anlaştık da. Ben Demir odasına götüreyim. Açtın mı boşanma davasını Yıldırım? Açtım. Zaten anlaşmalı boşanma olduğu için çok çabuk bitir. Anlaşmalı falan değil. En ağır davayı aç, tamam mı? Bana ihanet ettiği gerekçesiyle, tamam mı? Ne? Dilara'nın çocuklarımı görmesini de istemiyorum. Bana, çocuklarıma, evime hiçbir yere yaklaşmayacak. Hiç etrafımda görmek istemiyorum. Cihan bir şey mi oldu? Neden böyle söylüyorsun? Bir tek Harun'dan olan çocuğunu görebilir. Tamam mı? Ona göre aç davayı. Her şey öyle yap. Cihan çocuklar 18 yaşını geçti. Annelerine göremezsin diyemeyiz. Başka bir yol bulacağım o zaman. Cansu'yu da alacağım onun elinden. Hiçbir çocuğunu göremeyecek. Süründüreceğim onu. Göreceksin. Cihan ne olduğunu bana anlatmayacak mısın? Doğru anlatırım. Sen benim dediklerimi yap. Acil yap benim söylediklerimi, tamam mı? Malımızdan, mülkümüzden de hiçbir şey almayacak. Tamam mı? Kendine ait olan şeyleri alacak, defolup gidecek. Evliliğimizden beri iğne almış olsak, ortak neyimiz varsa 5 kuruş almayacak. Tamam mı? İğne almadan. Ver yalısını malısını her şeyi. Sen ne diyorsun Cihan? Ben çalışamayacağım bugün, tamam mı? Söyle beni kimse rahatsız etmesin. Cihan! Cihan dur! Cihan bekle! Efendim? Dilara ne oldu da Cihan bu kadar çıldırdı? Bilmiyorum işte. Fazla tepki verdi yani. Harun'la görüştüğümü öğrendim. ses çıkmadı mı? Nasıl ses? Ne sesi be? Kız sen ona telefon numaranı vermedin mi? Bana bak, o senden telefon numaranı istemedi mi? Vallahi istemediyse ayıp etmiş. Aman, Engin'e mi kaldım sanki ben be? Gücür şey. Ha öyle mi? Engin'i mi beğenmiyorsun? Tabii canım, seni kimler istemedi. Ne Mehmet Tekin Dorlar, ne Çetin Aslan Tuğlar istedi de gitmedi ne? Baba, seni en son kim ne zaman istedi? Sen evlenme teklifini en son ne zaman aldın? Ben hatırlıyorum. İstanbul'un fethinde. Niye beğenmiyorsun Enginleri? Aslan gibi çocuk. Ama ne çocuğu be? Kız adam 50 yaşında, 50. Vallahi hacı beni dinlersen burada tecrübe konuşuyor. Engin yani iyi bir kısmet. Tamam boyu kısa. Tamam anasından oturuyor. Tamam malı mülkü yok. Birikmiş parası yok. Ama karakteri düzgün. İyi çocuk. Madem o kadar işe yaramaz, niye bana yapmaya çalışıyorsun sen bu Engin'i? Bana bak, sen de Türkan Sultan değilsin. Bak, bu işleri oluruna bırakacaksın. Tamam mı? Hedefini küçük tut ki hayal kırıklıkların büyük olmasın. Anladın mı? Ne güzel çocuk işte aslan gibi. İyi çocuk. Dur bir dakika dur. Şu Özkan arayıp da sorayım. Ay boş ver şimdi. Engin yanlış anlayacak. Aman peşinden koştum sanacak be. Ha, bu da kendini bir naza çekiyor ki. Şuraya bak ya. Ben bu parayla Sevincimi anca mercimek çorbası ısmarlayabilirim ya. Benim bir yerlerden çok acil para bulmam lazım. Ha. Bırak elime para almayı. Aklımdan para geçse kadın arıyor ya. Şerimatik. Ne var lan? Niye arıyor? Ya ne bağırıyorsun Özkan ya? Ne bağırıyorsun? Bir günde böyle normal bir alıyor desene ya. Ne yapıyorsun diye arayıp sordum. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya işte. Süt banyomu yapıyorum. Spa merkezindeyim. 3 tane huri var. Süt döküyorlar. Ne yapacağım kadın Allah Allah. Tamirhanedeyim. Çalışıyorum. Sakın süte girme. Ekşitirsin o sütü. Engin ne yapıyor? Orada mı Engin de? Engin de işte ayaklarına masaj yapıyor. Yok Engin. Ne yapacaksın Engin'i? Neyi ne yapacağım? Hacer burada. Hacer soruyor Engin'e. Ben şimdi Engin'i mi sordum be? He. Özkan, ablacığım diyorum ki akşama şöyle bol salçalı bir makarna yapayım. Kapengili gel, hep beraber yiyelim. Salçalı makarna mı? Kadın sen kafayı mı yedin ya? He, makarnayı mı beğenmedin? Kotlet aldın, pirzola aldın da ben pişirmedim. Allah Allah, yemeğin ne önemi var ya? Maksat hep beraber olalım. Getir lan, müşteri geldi. Kapatıyorum. Ustam kolay gelsin. Kardeş hoş geldin, ne haber? İyi abi, sen nasılsın? İyi vallahi. Bitti mi zaman araba, hazır mı? Bitti hazır ya. Saat gibi maşallah, dur. Çalıştırayım da dinle sesini. Ne diyor şimdi? Akşama gelecekler mi? Ha, bir de Engin'i ben ne yapıyorum, onu merak etmiyorum demez mi? Aman, öf be ben... onu mu söyledim şimdi? İçin gidiyor, için. Bak bunun da içi gidiyor. Hala senin kuşuşu, hala senin kuşuşu. Uy kuşum benim, kuşum halası. Kurban olmuş buna, kurban. Vallahi süper olmuş ustam, eline koluna sağlık ya. Eyvallah. Borcu neydi peki bunun? Kardeş bunun 800 ama sen Ozan'ın arkadaşı olduğun için sana 700 yapacağız. Abi sanki biraz çok demedin mi ya? Kardeş bak orada liste var. Yani full bakım yapıldı. Yağ değişti, yağ filtresi değişti, balatalar değişti, iç dış yıkama yapıldı. Tamam yani... tamam, sen öyle diyorsan sıkıntı yok yani. Peki kaç çekebiliyor musun? Kardeş cihaz yok ya, yani nakit. Tamam abi, o da sorun değil. Şöyle bulacağım. Eyvallah. Şu da elin hakkıdır usta. Sağ ol kardeşim, kesene bereket. Evet, kendine kolay gelsin. Allah bereket versin, sağ ol. Özkan! Ne haber la? İyi kardeş. Bu giden Serkan değil miydi la? Hı. Kaç dedin? Kardeş 400 dedim de oğlanın yanında nakit yokmuş. Post cihazı var mı diye sordu. Ben de cihaz yok dedim. Oğlan sonra verecek. 400 mi dedin? Ne yaptın oğlum sen ya? En az 500 diyecektin la. Kardeş şimdi bu Ozan'ın arkadaşı kazıklıyor gibi olmayalım ya çocuğu. Oğlum ne kazıklaması ya? Oho Özkan ya. Zaten bunun malzemesi 300 lira ya. Bizim emek ne olacak oğlum? Tamam ya. Oğlanın ayağı alışsın. Bir sonraki sefer hallederiz. Yapacak şey. Yarı yarsın yani. Gösterin, dövmeyi de gösterin. Tam oluyor böyle işte. Tamam, biraz yaklaştırın. Dur. Dur görünmüyor, dur. Tipe bak. Ya Hazal, inanılmaz güzel çıkıyorsun. Al belanı arıyor. Ne arıyor ya? Ya ver ben. Aşkım. Ben ne aşkım? Dur. Ne demek ne? Ay, tamam, bir dakika. Bir dakika, sakin falan olmayacağım abi. Aşkım bak, ben... 100 defa arayacak sonra, açma sakın. Aşkım. Özgür. Ne Özgür abi? Ha, tamam. Lastik patlattı falan herif ya. Emrah'cığım. Cım mı? Emrah'cığım ne lan? Alo Azal, neredesin? Stüdyodayım. Yine mi ya? Evet, ne oldu? Sen niye aradın? Şey, ya hava çok güzel ya, hani bir yerlere mi gitsek diyecektim. Tüh ya, daha öncesinden bilseydim gelirdim de şimdi bir stüdyo için para falan ödüyoruz ya. Paramız yanar eğer çıkarsam. Hem de çalışmamız lazım. Ne zaman çıkarsın peki, biliyor musun? Bilmiyorum, şöyle yapalım mı? İşim bitince ben seni arayayım, öyle bir fırsatım olursa tabii. Ona göre haberleşiriz. Tamam, hadi kapatmam lazım. Çocuklar çağırıyor, kayıt alacağız. Hadi bay bay. Ya ben bu çocuğun var ya, ağzını burnunu kıracağım ha. Ya aşk... Hakikaten. Zaten niye dövmüyorum ki ben bu çocuğu? Aşkım bak, bir şey bilmeden atarlanma hemen, ne olur. Neyi bilmeden atarlanmayacağım ya? Kim lan bu it? Aşkım ben hallediyorum. Sorun yok. Sakin ol. Ya ben de onu anlamıyorum zaten. Sen neyi hallediyorsun? Ya hatırlamıyor musun? Şu stüdyoya gelmem için bot getirdi ya evin önüne. Ha iyi. Yemiş. Şimdi minnettarız kendisine. Bravo. Aşkım minnettar değilim. Çocuk işime yarıyor sadece. Hem buraya geldiğimi de biliyor. Şimdi ters olursam gidip babama falan söyler. Al sonra başına belayı. Ne belası? Söylesin. Ne babandan mı korkalım? Kaç yaşındasın sen? O kadar kolay değil. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen neden anlamak istemiyorsun ki acaba? Bak Cihan Gürpınar diyoruz ha. Dark Şirketler Grubu falan ha. Çocuklar bile anlamış, bir sen anlamıyorsun zaten. Bravo. Allah Allah ya. Ne yapayım abi? Çok sıkıldım ben bu muhabbetten. Kimse kim yani? İşte öyle olmuyor işler. Aşkım lütfen yapma böyle hadi. Hem evde çok sorun var, bir de bununla uğraşmasınlar. Ne yapacak? Yine mi eve kapatacak baban seni? Hayır, bu sefer eve kapatmayacak. Bu sefer Amerika'ya anneannemin yanına gönderecek. Sen de beni görmek için Los Angeles'a gelmek zorunda kalacaksın, olur mu? Gelmeyeceğimi mi sanıyorsun? Hı? Gelir misin? Seni görmeden bir dakika bile geçiremiyorum ki. Hani kıskandırmasanız diyorum. Biz de sevgiliyiz ya. Bir dakika, sen şimdi bana laf mı soktun? Hayır canım, yani nasıl anlamak istiyorsan öyle. Hayda. Şaka şaka. Harun abicim, şu an Kemal Hoca'nın yanındayım. MR'ı gösterdim. Yalnız bu MR yetersiz diyor. Filmden de olabilir. Filmden de olabilirmiş tabii. Ne yapacağız peki? Tekrar MR çektirmemiz gerekiyor. Adam bilmiyor musun? Ayşe huylanır. Çok uyanık. Hemen anlar bir şey olduğunu. Ben şu an bir şey demiyorum ama olmayabilir de. Duydun mu? Yani Kemal Hoca olmayabilir de diyor. Yani olabilir de. Öyle değil mi? Yani içimiz rahat etmesi için MR çektirmemiz şart. Rıza ne oldu? Adam gelmedi. Buradan çıkalı epey oldu abi. Gelmesi lazım. Başka bir yere yollamadın değil mi? Yok abi. Sen bana yollayın diye haber edince nakitim yok dedim. Ben de sana yolladım. İyi tamam kapat. Bu arkadaş seni görmek istiyor Burhan Bey. Merhaba. Merhaba. Geç buyur otur. Anlat bakalım nedir sıkıntı? Bir nakit sıkıntımız var da Burhan Bey. Rıza abiye uğradım, size yönlendirdim. Meblağ ne kadar? 300 bin. Çok değilmiş. Yalnız bizim faizler bankanınkinden biraz yüksektir. Ağır gelmesin. Konuya yabancı değilim Burhan Bey. Biz de bu işlerin içindeyiz. Önce bir işimizi halledelim, tekerlek dönsün de. Gerisi kolay. Peki bu garanti işini ne yapacağız? Var. Birkaç gayrimenkulüm var. Onları ipotekleriz. Bu arada zaten herkes tanır beni. Suat Şen deseniz herkes bilir. Tamamdır. Madem Rıza'yı göndermiş... Hidayet. Senetleri hazırla oğlum. Emredersin Burhan Bey. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorsun. Senin de icabına bakmanın zamanı geldi artık. Tazeli mi abi? Tazeli oğlum, tazeli. Tamamdır. 300 aldın, 500 ödeyeceksin. Bir sıkıntı olmaz herhalde. Yok, bir sıkıntı olmaz Burhan Bey. Buyur Rahmi Bey. Bey mi? Abiye ne oldu lan? Ha? Abiye ne oldu? Ne bu beyli meyli konuşmalar? İşim var işim. Çabuk söyle. Caz yapma lan bana. Neredesin sen? Neredeysem neredeyim abi. Sana ne? Ekmeğimin peşindeyim Allah Allah ya. Ha, para arıyorsun. Buldun mu bari? Buldum ya da bulmadım. Çok mu umrundaydı sen? Ya Suat, kardeşim bak biliyorum bana bozuksun yani. Ama biliyorsun durumumu ya. Bende para mı var ki sana yardım edeyim ha? Kısa kes de aydın havası olsun. Derdin ne onu söyle şimdi. Ya acil işim düştü sana ya. Görüşmemiz lazım. İşin mişin düşmesin abi bana. İşin mişin düşmesin ya. Ya bir dakika. Lan Suat'a bak sen ya. Lan kim oluyorsun lan sen? Kim bu ya bu kadar seni sinirlendirdi? Ya Rahmi Gürpınar diye şerefsizin biri. Bu adama büyüğümdür diye senelerce hürmet ettim. Ne sıkıntısı olsa koştum. Ha, bir gün Suat'ın işi düştü. Gittim para istedim. Hadi dedi başka kapıya Allah versin. Canım parası yoktur belki. Ya nasıl parası yok Burhan Bey? Bu Rahmi Gürpınar kim biliyor musun? Hani şu Dark Blue zincirinin sahibi Cihan Gürpınar yok mu? Onun babası. Para içinde yüzüyor bunlar. Suat'a geldi mi para yok. O zaman işin düştüğünde de Suat yok. Ha Selocuğum. İyidir, iyidir. Sağ olasın. Sen nasılsın? Eyvallah. Ben de çok severim seni. Ha yok ya, bir işim düştü sana da. Bir konuşmamız lazım. Ha? Ha tamam, tamam. Ben gelirim yakın. Tamam. Tamam Selocuğum. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Senin ağzının kokusunu mu çekeceğim be? Tırtıl Suat. Vay, güzel kar yemiş yalnız. Ya bırak Allah aşkına, güzelliği batsın şerefsiz. Ya tatlı torunuma kancayı bırakmak bilmiyor. Aman abi, kafa kopartır böyleleri. Ha işte tam o dediğin cinsten bu. Servis, her şey dahil mi olacak? Yarım pansiyon mu? Yok yok, yarım. Aman ha, gözünü seveyim. Canlı kalsın da gebersin korkudan. Yani sadece toplama. Tamamdır. İşlemi ne zaman yapalım? Bu akşam nasıl? Sen ne dersen. Parayı veren sensin. İyi tamam. Bu akşam. Selocuğum al sen şunu. Bu yarısı, öbür yarısını da iş bitince ateşleriz. Tamam. Eyvallah. Sabah kalmaz, haber alırsın. Tamam. Aman gözünü seveyim abi, iz filan bırakmayın ha. Abi sen rahat ol. Sen evine git, keyfine bak. Tamam? Eyvallah. Ayşe'cim asma suratını. Kemal Hoca kötü bir şey söylememiş ki. Ne yapayım Leyla ya? Huylandım işte. Ya tekrar MR çektirmemiz lazım. E tamam çektireceksiniz kuzu. O kadar kolay değil Leyla. Maide annemi biliyorsun. Asla böyle bir şey kabul etmez. MR çektirelim desem ooo katiyen. Şüphelendim desem. O zaman da o telaşlanır. Söyleme sakın öyle bir şey. Tabii ki yani. Ne yapacağımı bilemiyorum o yüzden. Ya dur bakalım konuşursunuz Harun'la falan. Bir şekilde halledersiniz. Büyütme bu kadar. Ay saat kaç olmuş? Benim kliniğe gitmem lazım. Aa, tamam sen git ben bir Altın Hoca'ya uğrayacağım. Çok özledim. Ben de çok özledim. Benim için de öpersin olur mu? Öperim. Hadi takma kafanı çok. Tamam sağ ol. Ararım. Ne? Cihan Bey Dilara Hanım'ı evden mi kovdu? Sorma Sema, sorma. Vallahi var ya yıkıldı ortalık. Emine abla ne diyorsun sen ya? Büyük olay. Aynen öyle. Şimdiye kadar ben Cihan Bey'i böyle hiç sinirli görmedim. Yıkıldı ortalık diyorum ya sana. İyi de neden peki? Neden kovdu kadını? Hiç bilmiyorum. Yani kadıncağız da ağlaya ağlaya gitti öyle. Hay Allah'ım ya. Peki bebek ne oldu? Bebek de yanında tabii. İçim parçalandı ona da. Çok üzüldüm ya. İyi de Emine abla minicik bebekle nereye gider bu kadıncağız? Bir sürü evleri var. Onlardan birine gitmiştir. Cansu da yanlarında gitti tabii. Cansu da mı gitti? Harun, Dilara evden ayrılmış. Ne? Dilara diyorum. Bebeği de almış, çıkmış evden. Yanında da kızı Cansu varmış. Nereden duydun? Sema şimdi Dilara'nın yardımcısıyla konuşuyordu. Büyük kavga çıkmış Cihan'la arasında. Dilara'yı da kovmuş evden. Evden mi kovmuş? Evet. Ne tuhaf değil mi? Hiç anlamadım. Nasıl yani? Yani Alaz Cihan'ın çocuğuysa Dilara'yı niye kovsun? Onu anlamadım. Belki de Dilara'nın benimle görüştüğünü öğrenmiştim. Öyle bile olsa canım. Çocuğunu yollar mı evden? Dilara bırakmamıştır adam. Haklısın. Küçük bebeği Can'a bırakacak hali yok ya. Yine de bir tuhaf yani. Sen olsan yapar mısın canım? Çocuğu bırak sen git dersin. Cihan'dan bahsediyoruz oğlum. Adam benden o kadar nefret ediyor ki gözüne perde inmiş. Çocuğunu bile görmüyor gözüm. Mesaj atıyorum dönmüyorsun. Sana ulaşamıyorum. Ne oldu? Seni üzecek bir şey mi yaptım? Niye birden benden uzaklaştın? Sana Alaz'ı bile unutturacak kadar önemli olan şey ne? Ben Alaz'la Cihangir'deki evdeyim. Cihan'dan ayrıldım artık. Evi terk ettim. Lütfen beni ara konuşalım. Ne diyor? Ara beni konuşalım diyor. Arayacak mısın? Oğlum biliyorum. Kafan karışık. Duyguların gelip gidiyor. Kafam gayet net hanım. Ne yapacağımı iyi biliyorum. İyi o zaman kesat. Niye böyle işkence ediyorsun kendine? Bitirdiysen kesat bitsin. Bitiremiyorsan? Bitireceğim adam. Bitireceğim. Kafamda bitirdim zaten. Hoş geldiniz, buyurun. Ayşe Hanım'la görüşecektim, Ayşe Yükselen. Ayşe Hanım klinik dışında şu anda. Randevunuz varsa yardımcı olayım. Bugün gelir mi? Bugün gelir ama programı dolu biraz. Ha. Biraz yardımcı olsanız, ben ta Pendik'ten geldim. Kendiniz için mi geldiniz? Evet. İsterseniz Leyla Hanım'la görüştüreyim sizi. Ayşe Hanım çünkü çocuk ve ergen doktoru. Yok, ben Ayşe Hanım'ı görmeye geldim. Ha, Ayşe Hanım da geldi. Ben bir kahve alabilir miyim Onurcuğum? Ayşe Hanım, bu hanımefendi sizinle görüşmeye geldi. Öyle mi? Hatice ben. Hatice Kaya. Ayşe Yükselen ben de. Memnun oldum. Benimle görüşmeye mi geldiniz? Ama Hatice Hanım maalesef ki ben yetişkinlere bakamıyorum. Sizi arkadaşım Leyla'ya yönlendirsem olur mu? Ayşe Hanım. Lütfen. Tamam. Tamam. Buyurun geçin o zaman. Buyurun. Kusura bakmayın ne olur. Bu aralar böyle ağlamaya başlayınca durduramıyorum bir türlü. Anlıyorum, önemli değil. Peki başka şikayetiniz var mı? Bir de uykusuzluk çekiyorum. 3 gündür uyumuyorum. Hiç mi? Yani arada içim geçiyor böyle 5-10 dakika. Bir de tabii çalışırken zor oluyor uykusuzluk. Ne iş yapıyorsunuz peki? Bostancı'da bir ailenin yanında çalışıyorum. Ev işleri, işte temizlik, yemek. Yatılı mı kalıyorsunuz? Yok. Ama yatılı bir iş bakıyorum da daha bulamadım. Peki uykusuzluk sorununuz ne zaman başladı? Hapisteyken. Lan gene başladın gıy gıy. Kaç kere söyleyeceğiz git başka yere çal diye. Kalk hadi, kalk, kalk. Kardeşim, ne yapıyorsun sen? Ne biçim davranıyorsun adama? Yok, ben sizi rahatsız etmesin diye. Hayır, beni sen rahatsız ediyorsun. O etmiyor. Pardon abi. Baban yaşında adam ya, ayıp değil mi? Tamam, çalsın, sıkıntı yok. Çal abi. Teşekkür ederim beyefendi. Sevdiğin sıkıntı verdim. Estağfurullah, sen sıkıntı falan verme. Bir demet Yasemen, aşkımın tek hatırası. Bir demet Yasemen, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gözyaşım. Hicran, hicran, hicran yarası. bitmiyor ayrılık, dinmiyor gözyaşım. Hicran, hicran, hicran yarası. Çok memnun oldum. Haftaya tekrar görüşelim, olur mu? İyi bakın kendinize. Teşekkür ederim. İyi günler. Alo. Alo Ayşe. Rahatsız etmedim değil mi? Müsait misin? Yok, estağfurullah. Tabii garibim böyle, normalde olmam ama bir hastam vardı. Çok empati yaptım, üzüldüm kadına. Neyse, anlatırım. İyi misin? Tamam, anlatırsın. Yüz yüze anlatırsın, olur mu? Neredesin sen? Benim gönlüm sarhoştu yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştu yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Bir soğuk mu? Biraz bir şeyler mi? Teşekkür ederim. Bak burada. Buyur. Şurada. Size çok zahmet verdim bu akşam. Ne demek, olur mu bir şey? Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şu kemanı bir koyayım baştan. Tamam. Hiç mi içmeyeceksin? Grip gibiyim biraz. Bir de dün kulağım çok ağrıdı. İlaç aldım. O yüzden içmeyeyim. Doktora gitseydin. Afiyet olsun. Çok doktorluk bir durum olduğunu düşünmedim. İyi. Aşkınız çok güzel. Allah daim etsin. Allah bozmasın. Allah bir ömür size sevgi, mutluluk versin. Amin abi, amin. Sen nereden anladın aşkımızı abi? Gözümüz görmese bile gönül gözünden görüyoruz. Allah mutluluk etsin. Allah mutlunuzu bozmasın. Bir ömür boyu mutluluk versin size. İnşallah hepimiz. Amin abicim, sağ ol. Sana da. Ben bir lavaboya gidebilir miyim? Dur bir sen götürsün. Yok, gerek yok, ben giderim. Olur mu Ayşe? Teşekkür ederim. Lavaboya götürür müsün? Kapat lütfen. Kapatıyorum. Bakma bana, kapat. Anladığı zaman geri vermek isteyecektir. Anladığı zaman beni bulamayacak ki. Kime götürecek? Ne güzel bir adamsın sen. Hakkıdır. Seni çok seviyorum. Ben de seni. niye cevap vermiyorsun? Arıyorum açmıyorsun, mesaj gönderiyorum cevap vermiyorsun. Hop. Bu ne? Oğlunun emziği. Oğlumun mu? Allah senin de oğlun Harun. Emin misin? Harun Allah aşkına ne oluyor söyler misin? Bitti Dilara. Bitti. Bitti mi? Biten ne? Cihan'a Demir'in kendi oğlu olduğunu müjdeleyebilirsin. Demir'in Cihan'ın oğlu olduğunu mu sanıyorsun sen? Sanmıyorum. Eminim. Bak. Bak. Orada da yazıyor işte. Sana inanamıyorum Harun. Test mi yaptırdın? Senin bana bu kadar mı inancın yok? Bu kadar mı güvenin yok? Haklıymışım. Kalabilirsen de. Aslan. Harun lütfen. Bak bu emzik gerçekten... Ne diyorsun Dilara, ne diyorsun? Demir'in emziği değil mi diyeceksin? Yapma. Bu kadar küçülme. Yakışmıyor sana. Sevdim seni Dilara. Niye sevdim? Sensiz nasıl yaşayacağım? Niye yaptın bunu bana? Ben ekmek istiyorum. Benim baskım var. Beni evde bekliyor. Tamam, tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. Allah mutlunuzu bozmasın. Allah daim etsin. Her şey gönlünüze olsun. Amin. Senin de abiciğim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Taksiyle ben size... Yok, hiç gerek yok. Ben giderim kendim. Bu akşam çok güzeldi. Sizin sayenizde. Her şey için çok teşekkür ederim. Allah mutlunuzu daim etsin. Ben teşekkür ederim. Bak abi ben bugün... Çok kötü bir gün geçiriyordum. Sayende daha iyi oldum. Seni taksiyle göndereyim. Yok hiç gerek yok. Ya bugün evine bir 5-10 dakika daha erken git olur mu? Bu da benim teşekkürüm olsun. Kabul et. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Tamam. Görüşmek üzere. Taksiyle gönderir misiniz kardeşim? Ben kemanımı alayım. Çok sağ olun. Ceket. Hadi taksiyle gönder. Söyle bakalım, neden böylesin? Söyleyeyim. Bugün hayatımın en büyük azıklarından birini yedim. Dilara aylardır Benim o düşmanımla görüşüyormuş. Hala mı? Haladır. Beni kandırıyormuş, yalan söylüyormuş. Sormuş. Kim bu adam Cihan ya? Ayşe, bak ben Dilara rezil olmasın diye, üzülmesin diye tuttum başkasının çocuğunu. Kendi çocuğum gibi kabul ettim, nüfusuma geçirdim. Boşandığım eski karımla tekrar evlendim. Kendimi feda ettim ama karşılaştığım şeye bak. Kim boş ver, kim oldu? Zaten konuşmak da istemiyorum, onu hatırlamak da istemiyorum, herif hiçbir şey istemiyorum. Haklısın. Çin yemeği aldım, seversin değil mi? Severim, severim. Sen ne zaman geliyorsun? Geliyorum, yoldayım. Hatta geldim bile. Dolapta kola falan vardı, çıkar istersen. Tamam, olur. Aradı mı seni muhasebeci? Aramadı. Arayacak mıydı? Ya birkaç tane faturayı burada unutmuşlar da. Yarın muhasebeye gitmesi lazım. Dur vereyim sana onları da muhasebeye gönder onları çocuk. Aa. Baba kalkma diyorum, çocuk gibisin ya. Tamam oğlum tamam, sağ ol. Hidayet. Oğlum şu ayırdığın faturaları bir getirin bakayım. Evet. Niye ayaklanıyorsun hemen? Bir tek evin içinde dolaşsa iyi. Sokağa bile çıktı bugün. Ne? Sokağa çıktı bu ayakla. Öğlen bir çıktı. Ta akşamüstü geldi Denizciğim. Benden söylemesi. İnci, şu portakalları soy da getir hadi. Tabii tabii. İşine gelmeyince. Ya oğlum sen bakma bana. 5 dakikalığına bir hava almaya çıktım o kadar. Baba doktor demedi mi en az 2 hafta oturacaksın diye? Oğlum küçük bir işim vardı, hallettim geldim. Baba, küçük büyük fark etmez. Söyle bana ben hallederim, tamam? Tamam oğlum. Buyur Burhan Bey. Al oğlum, bu işler artık sende. Bağlama aşkım, tamam. Oh. Anne, gittiğinden beri susturamadım Demir'i. İyi ki geldin. Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Anne bir şey olmuş, gel. Gel otur, ne oldu anneciğim? İyi misin, söyle. İyiyim, iyiyim. Bitti Cansu, o kadar. Ne bitti ya? Ne diyorsun anne? Bak korkutuyorsun lütfen. Bitti. Harun her şey bitti. Onu diyorum. Nasıl yani? Öyle. Gittim Alaz benim çocuğum değil dedi. Ne demek o ya? İnanmıyormuş bana. Cihan'ın oğlu olduğunu düşünüyor. İnanmıyor muymuş? Ya sen Ozan'ı karşına aldın, babamı karşına aldın, herkesi karşına aldın. Ne demek inanmıyormuş? Öyle. Bana inanmamış, gidip test yaptırmış. DNA testi yaptırmış. Test yaptırmış? Hı hı. Neyse ne, tamam da görmemiş mi zaten onun çocuğu olduğunu? teste Alaz Harun'un çocuğu görünmüyormuş. Ne? Anne. Hayır Cansu, saçmalama, öyle bakma bana. Babanla aramızda hiçbir şey olmadı. Tabii ki Harun'un oğlu. Harun gitmiş buna test yaptırmış. Nereden bulmuş bunu? Bilmiyorum, çantamdan filan herhalde. Kimin ki bu? Haşmet Can'ındır. Başka kimin olacak? Ben alıp çantama koymuşum Alaz'ın diye. O da benim çantamdan almış götürmüş işte. E peki anneciğim, söylemedin mi sen bu Demir'in değil diye? Söylemedim Cansu. Söylenecek durumda değildi çünkü. O kadar kötü, o kadar aşağılayarak bakıyordu ki bana. O kadar tiksinerek bakıyordu ki. O an hiçbir şey söyleyemedim. İçimde çok fazla şey kırıldı. Düşündüğüm tek şey, bana inanmayan, güvenmeyen, benden bu kadar şüphe eden bir insanı ben nasıl sevdim diye. Anneciğim bak, konuşma böyle. Ne olursa olsun sen tekrar test yaptır. Söyle tekrar yapsın ya da diş fırçasını iste, beraber yapalım anne, böyle olmaz. Cansu, böyle bir şey yapar mıyım ben? Tabii ki yapmayacağım. Kendi oğlu olduğunu kanıtlamak için bu kadar uğraşacak mıyım yani? Uğraşmayacağım. Anne konuşma böyle, bir gerçek var ortada ve onun ortaya çıkması gerekiyor. Gerçeğin bir önemi kalmadı artık. Tamam mı anneciğim? Hiçbir önemi yok. Anne bak, her şey üst üste geldi. Gerçekten çok korkuyorum ben senin için. Korkma, korkma anneciğim. Hiç korkma, merak etme. Düzelirim ben, toparlanırım. Hiç üzülme sen. Sadece senin için üzülüyorum. Bu çocuk, sen babasız kaldınız benim yüzümden. Ozan Ersan zaten Candan'ın ağına düşmüş durumda. Seni de peşimden sürüklüyorum buralara. Benim üzüldüğüm tek şey bu. Ben burada isteyerek kalıyorum. Bu konuyu bir daha açmayacağız dedik. Tamam mı? Ayşe, ben ne yapacağım? Ailem paramparça oldu, darmadağın oldu. Ozan, Cansu, Hazal. Sen psikologsun, ben ne yapacağım söyler misin? Benimle dışarı gelir misin? Hı? Benimle dışarı gelir misin? Dışarı? Hı hı. Sana ne yapacağını söyleyeceğim. Koca bir dünya. Evet. Ve biz bu dünyada 2 adımlık yer kaplıyoruz. Daha da az. Beylik bir laf ama öleceğiz. Vazgeçmemek lazım. Ben ne düşünüyorum biliyor musun Ayşe? Aslında yani hayat o kadar kısa ki her şey. Yani mesela uzaydan dünyaya baktığımda bizim 80 yıl, 70 yıl yaşadığımız bir hayat aslında uzamdan belki de 1 saniye. Bence kıymetini bilmek lazım. Hı hı. Kardeş, içeri Özkan Gürpınar geldi diye haber verirsen sevinirim. İçeride beni tanısınlar, tamam mı? Teşekkürler. Hoş geldiniz Özkan Bey. Hoş bulduk Salih. Ne haber? Teşekkür ederim efendim. Yerinizi göstereyim istiyorsanız. Tamam. Teşekkür ederim. Her yerde de tanıyorlar seni. Sevinç, artık bunu konuşmasak, sonuçta her zaman geldiğim yerler. Tabii ki tanıyacaklar. Doğru. Peki her akşam dışarı çıkıyor musun? Ne yapayım? O koskoca evde ne yapayım? Duvarlarla mı konuşayım? İnsanın bu yuvası olmayınca işte böyle kendini dışarılara atıyor. Teşekkürler Salih. Rica ederim efendim. Özel yemeğine ne yiyelim? Budur. Benim için mi? Londra'da. Yani sana sordum ne istersin diye. Sen de bir şey söylemeyince ben de bunu aldım. Umarım beğenirsin. Sıksana. Sık tamam da. Teşekkür ederim. Dene hemen. Bayıldım. Şişesi harika. Harika kokuyor. Bak. Bu yılın bir numarası. Hani sana bir yerden bahsetmiştim çok meşhur Londra'da diye. Saat Kulesi. Bravo, Saat Kulesi. O Saat Kulesi'ni karşına al, sola dön bir market var. O marketten sağa dönünce orada hemen küçük bir dükkan var ama... Dükkanın içi hazine ya. Sevinç, sana anlatamam. Her gittiğim zaman en az 3 saat geçiriyorum. Her gittiğimde. Sahibi var, adı Charles. Parfüm ve kozmetik konusunda adam dünyanın bir numarası. Yani bilmedik yok. Pardon. Sık sık gidiyor musun Londra'ya? Ayda en az bir kere. Oo. Ya bayağı çokmuş. Yani rutin toplantılar var. Sonuçta ortaklarım İngiliz iş adamları. Merkez komuta da orada zaten. Doğru. Yani evet, çok yoruluyorum ama ne yapayım? Sonuçta pasta parası. Haklısın. Neyse işte, her gittiğimde bu dükkanı mutlaka uğruyorum. Gel bakalım buraya Charles, bakalım bu sefer bana ne tavsiye edeceksin? İşte bugün de gittim oraya sana bu hediyeyi almak için. Dükkandan içeri girdim, Charles karşımda. Ha, Özkan abi, sana bir şey soracağım dedi. Sana abi mi diyor? Hayır canım, tabii ki demiyor. Yani sen anla diye onu Türkçeleştiriyorum. Mr. Özkan. Mr. Özkan, senin hayatının özel birisi mi var dedi. Hayda, şimdi nereden çıktı bu Charles diyor. Yani daha önce hiç böyle bir soru sormadı adam. Ben de tamam lan dedim. Evet, var dedim. Var anasını satayım. Hayatımda özel biri var. Kimi kastettin? Sence? Tabii ki senin. Senden başka kim olabilir ki? Sonuçta şu anda karşımda sen oturuyorsun. Charles ne dedi peki? Dedi ki madem öyle o zaman git bu özel hediyeyi o özel kadına ver dedi. Yasemin ve zambak karışımı. Muhteşem ikili. Evet, ben zambağı hemen anladım. Ama biraz da paçülü var galiba. Gerçekten fark ettin mi paçüyü? Hemen anladım, ben çok severim. Ben de bayılırım paçüye ya. İyi, beğendiğine sevindim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Karar verebildiniz mi Özkan Bey? Henüz vermedik Salih. Yani bilmiyorum, gerçi Sevinç Hanım karar verdim ama. Yok, ben parfüme daldım, karar veremedim. Aslında şöyle yapsak Salih. Yani bu akşam yemeği bizim için sen seçsen, sana bıraksak, bizi şaşırt. Nasıl isterseniz Özkan Bey. Çok zor oldu be Sevinç. Ne o? Sensizlik. Ne? Sensiz olmuyor be Sevinç. Belki de bana şu anda Özkan sen ne diyorsun diyeceksin. Özkan daha çok erken, daha hazır değilim diyeceksin. Yani bilmiyorum, belki de reddedeceksin ama ben artık daha fazla saklamak istemiyorum. Neyi saklamak istemiyorsun? Özkan ben gerçekten anlamadım. Anlamadım gerçekten. Sevinç, ben galiba sana aşık oldum. Herkes gitme. Herkes Baba. Gitme. Baba iyi misin? Deniz. Benim ben. Ne oldu oğlum? Sayıklıyordun öyle. Rüya görüyordum. Ne dedim ki? Hiç duymadım. Anlamadım yani. Deniz, gidiyor musun? Çay getirmiştim. İçin ablasız, ben kalkıyorum. Nereye kalkıyorsun oğlum? Kalsaydın. Baba dükkanda hesaplar falan var. Oradan da eve geçerim hem. Oğlum ne yapacaksın evde? Genç adamsın, gez toz. Cansu'yla konuşmadın hala değil mi? Ne konuşacağım baba Cansu'yla? Burhan abi, ben mutfaktayım. Bir şey lazım olursa seslenirsin. Tamam İnci, sağ ol. Oğlum, bak. Bak oğlum, aşk öyle hafife alınacak bir şey değil. Adamın yüreğini yakar. İçten içe de eritir. Sen zor günler geçirdin. Anneni de yeni kaybettin. Ama bak, artık babam var yanında. Ama aşk acısı çekmeni istemiyorum artık. Seni mutlu görmek istiyorum oğlum. Duyma baba. Oğlum, belli ki o kız da seni seviyor. Bir kere konuşsan onunla, ha? Bak, belki düzelir ha. Olmazsa olmaz ama bir kere konuşsan. Belki küçük bir ihtimal vardır ha. Değmez mi? Sonun benim gibi olmasını istemiyorum oğlum. Ben anneni çok sevdim. Yıllarca onun ismini sayıtladım. Ama bak, durumumuzu görüyorsun işte. Neyse. Sen bunları düşünme. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Tamam oğlum. Yeter ki sen iyi ol. O bana yeter. Gidiyor musunuz? Diyorum abla. Bir şey ihtiyacınız olursa ararsınız. Tamam canım. Ayağa kalkarsa haber ver. Tamam. Abi sen şimdi Deniz'i o kıza itiyorsun. İyi güzel de ya ailesi gene üzerse çocuğu? İnci. Ben burada iskele babası mıyım ha? Ben onun babasıyım. Artık onun için varım ben. Oğlum üzeni doğduğuna pişman eder. Anladın mı? Oğlum kimi istiyorsa onu alacak. Öyle ya da böyle. Anladın mı? Kim bu? Bilmiyorum kızım. Dur ben bakayım. Dur hayır ben bakarım. Dilara Gürpınar. Evet. Candan Soylu'yu öldürmeyi azmettirmekten suçlanıyorsunuz. Ne? Nasıl? Alalım arkadaşlar. Bir saniye ben bir şey yapmadım ki. Nereye alıyorsunuz? Bırakır mısınız lütfen? Hanımefendi zorluk çıkartmayın. Karakolda anlatırsınız lütfen. Zorluk çıkarmıyorum. Sadece bebeğim var onu bırakamam. Haydi arkadaşlar. Bir anne dur git. Tamam. Anne nereye gidiyorsun? Montum alabilir miyim? Korkma tamam mı kızım? Bir yanlış anlaşılma var. Alaz'ın yanına geç. Hanımefendi lütfen. Ay. Cansu babanı ara. Babanı ara. Anne. Dur. Oh. Ama niye ulaşamıyorum sana? Bu telefonun. Ozan ne olur bence. Doktor Bey, Candan Soylu'nun durumu nasıl? Siz yakını mısınız? Evet, yakınıyım. Yani kuzeniyim. Şu anda ameliyat devam ediyor. Kurşun karın bölgesine denk gelmiş, arkadaşlar onu çıkarmaya çalışıyor. Çok kan kaybetmiş, durumu biraz kritik. Yani her duruma hazırlıklı olsanız iyi olur. Geçmiş olsun. Arttırıyorum beyler. Geliyorum ben. Benden çift. Gördüm. Bas. Evet. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Aşkım ağlama lütfen, ağlama lütfen. Ne yapacağım ben sana? Acıktın mı sen? Acıktın mı ablacığım? Dur ablacığım, tamam. Halledeceğim, tamam. Sen zor günler geçirdin. Belli ki o kız da seni seviyor. Bir kere konuşsan onunla. Ha? Bak, belki düzelir ha. Olmazsa olmaz ama bir kere konuşsan. Belki küçük bir ihtimal vardır ha. Seni asla üzmeyeceğim. Söz veriyorum. Ablacığım hadi bunu ya da bana yardımcı ol. Tamam mı? Lütfen. Deniz. Cansu, sen iyi misin? Deniz, annemi götürdüler. Ne? Hemen geliyorum. Şahsı getirdik komiserim. Buyurun. Dilara Gürpınar, değil mi? Evet. İş adamı Cihan Gürpınar'ın eşi. Evet. Birazdan sizi sorguya alacağız. O zamana kadar burada bekleyin. Avukatımı arayabilir miyim lütfen? Arasın. Teşekkür ederim. Cansu. Deniz, polisler annemi götürdü. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Şşş. Geçti hayatım. Geçti. Tamam. Dilara. Yıldırım. Her şeyi halledeceğim, tamam. Sen sakin ol, merak etme. Merhaba komiserim. Ben Yıldırım Altun, Dilara Hanım'ın avukatıyım. Eğer mümkünse birkaç dakika müvekkilimle görüşebilir miyim? Elif kızım. Buyurun komiserim. Birinci odaya alın. Orada konuşsunlar. Teşekkür ederim. Buyurun, burada görüşebilirsiniz. Birazdan sorgu için arkadaşımız var. Teşekkür ederiz. Cihan hala dönmedi. Yüzlerce mesaj attım. Belki dönmedi hala. Neyse, neyse. Evet Dilara, anlat bakalım ne oldu? Candan'ı öldürmeye teşebbüs etmekle suçluyorlar beni. Dilara, Candan vurulmuş. Ne diyorsun Yıldırım? Ne zaman, kim yapmış? Bilmiyorum onu bilmiyorum ama bildiğim tek şey şu anda hastanede olduğunu, ameliyata almışlar ve durumu kritikmiş. Ve Dilara, iddiaya göre sen bugün öğlen Candan'ın evine gitmişsin ve onu silahla tehdit etmişsin. Doğru mu? Dilara, doğru mu? Ya babamı aradım, Ozan'ı aradım, dedemi aradım. Hiçbiri açmıyor, hiçbirine ulaşamıyorum. Deniz, ben ne yapacağım? Tamam, ben geldim. Yanındayım. Tamam. Tamam Cansu. Geçecek. Tamam. Deniz, beni eve götürür müsün? Ne olur, ne olur eve götür lütfen. Hemen gidelim, hadi. Tamam, ben eşyalarımı toplayıp geliyorum. Nereden buldun onu? Eve uğradık ya. Sana sürpriz yapmak istedim. Bunları senin evden mi aldın? Evet. Pişt. Ayşe. İçiyoruz? Evet. Ne içiyoruz söyle. Sen gerçekten çok iyi bir kadınsın. Çok teşekkür ederim bana yaşattığın her şey için. Ben sabahları uyandığımda hiç hayata böyle umutla, herhangi bir güçle, dirençle bakmıyordum. Sayende artık sabah uyandığım zaman daha dirençle bakacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzelmiş. Her aşk yeni bir başlangıçtır. Nasıl yani? Yani tekrar yaşamak için güzel bir motivasyon. Aşık olmak. O dümbük seni arıyor mu hala? Evinde bornozu gördüğüm kıbrak. Kıskançsın yani. Sen değil misin? Kıskancım. Senin sayende hayata tekrar başladım. Nasıl yani? Bayağı yeniden başladım. Ya sanki gençlik yıllarımda gibiyim. Güzel. Güzel, gerçekten güzel. Unutmuşum böyle şeyleri. Yemin ederim unutmuşum. Durmadan stres, durmadan... Ciddiyet. İş adamıyım ya. Ne yapacaksın? Şimdi ne güzel oynuyorduk. Ya biliyorum da çok önemli bir mesaj geldi ya. Kusura bakmayın, devam edin siz. İyi oyunlar. Cansu, babam yok mu? Hayır, yok. Dedem, oğlum yok. O da henüz gelmedi. Cansu, sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Sen Demir'i yatırır mısın? Yatırım da annen nerede? Aa! Senin ne işin var burada? Cansu, ne işi var bunun burada? Hazal bak, seninle uğraşamayacağım. Gerçekten lütfen yapma, tamam mı? Deniz, gel salona gidelim, hadi. Ne salonu ya? Hangi yüzle geliyor bu çocuk buraya? Ya sen neden bahsediyorsun ya? İzin mi alacağım ben senden kendi evime birini getirmek için? İzin alacaksın, burası benim de evim. Söyle defolup gitsin bu evden. Ya sen kimin evinden kimi kovuyorsun Azal? Ne diyorsun ya? Yaprak, sen kime dokunuyorsun? Pavyoncunun oğlu! Ne dedin sen? Deniz! Söylesene bir daha. Tamam Deniz, sakin ol Deniz. Cesarete bak ya! Kimin evinde kime dokunuyorsun sen? Göstereceğim ben size! İkinize de göstereceğim. Deniz, özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ne işin var lan senin burada? Ha? Ne işin var burada? Demek ne işin var dede? Sen karışma kızım. Dede beni dinle. Niye telefonlarını açmıyorsun? Sen neredesin? Ha? Seni aradım, babamı aradım. Annem nerede şu an biliyor musun? Annem karakolda. Ne demek annem karakolda ya? Ne işi var annemin karakolda? Eğer telefonlarını açsaydın böyle bakmazdın işte dede. Ne olacaktı biliyor musun? Eğer Deniz olmasaydı ben o evde Demir'le yalnız başıma kalacaktım. Anca böyle bağırmayı biliyorsunuz işte ya. Kızım, Cansu. Cansu kızım. Özür dilemene gerek yok. Senin kabahatin değil. Ya nasıl değil? Nasıl değil? Ben soktum seni şu ortama ve bile bile soktum. Gerçekten bıktım artık bunlardan. Zaten düşünecek onca şey var. Cansu, artık düşünme bunu. Tamam mı? Seni bir daha asla bırakmayacağım. Kim ne derse desin. Deden, kardeşin. Kim ne derse desin bırakmayacağım seni. Bak sen çok güçlü bir kızsın. Annenin sana ihtiyacı var biliyorsun. Şimdi sakinleş, içeri gir. Anlat dedin her şeyi. Tamam mı? Çok sağ ol Deniz, çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Seni yarın arayacağım. Hadi içeri gir. Candan Soylu'yu ne kadar zamandır tanıyorsunuz? Benim uzun zaman oldu. Eski bir arkadaşım. Aynı zamanda da aile avukatımızdı. Peki Candan Soylu'yla aranızda bir husumiyet var mı? Hayır. Peki evine neden gittiniz? Söylediğim gibi bazen ziyaret etmeye giderim. Saat 10 ile 11 arası neredeydiniz? Evimdeydim. Bebeğim var, onunla ilgiliyim. Peki evinizde olduğuna dair görgü tanığınız var mı? Elbette bizim bir sürü çalışanımız var. İsterseniz onları sorabilirsiniz. Peki benim soracaklarım bu kadar. Bir imza alacağım. Çok teşekkür ederim. Vallahi Rahmi abi, son bildiğim ameliyatta olduğu, başka bir bildiğim yok. Yani eğer ölmüş olsaydı haberim olurdu. Cihan'a ulaşabildin mi? Hayır, ulaşamadım. Hala da kapalı telefonu. Dilara nerede? Sorguda, yani sorgu bitti. Prosedür işte işliyor. Ama ne yapacağız peki? Yıldırım ne diyorlar? Aa, kapatmam lazım. Nezarete götürüyorlar. Ne diyor dede? Nezarete atmışlar kızım. Ne? Nasıl nezarete atmışlar? Evet. Hadi dede, annemi görmeye gidiyoruz, ben dayanamıyorum böyle. Bir dakika ya, ben de geliyorum. Sen evde kal kızım. Ne demek burada kal ya? O asıl benim annem, benim onu görmeye hakkım var. Neredeydin peki o zaman şimdiye kadar? Ha? Niye ben vardım yanında sadece? Hadi dede gidelim. Hadi kızım hadi. Ya beni de ya tamam ben sen burada kal kızım. Ya, ben de uğraştırma bizi. Ne oluyor burada? Senin. Ne oluyor? Neyin nasıl? Kesin sesinizi! Kesin. Kızım Allah aşkına ben burada kalamam, giremem içeri. Tamam sakin ol. Tamam, sakin ol. Memur hanım sizden ricam bu gece için başka bir nezarethane ayarlayabilir misiniz? Ben gerekli izinleri savcılıktan alacağım. Şu an alınmış izniniz var mı? Hayır yok ama halledeceğim. O zaman benim yapabileceğim bir şey de yok. Komiser ne dediyse o. Dilara, senden ricam güçlü olman. Elimden gelen her şeyi yapacağım tamam. Tamam. Lütfen. Tamam bir şeyler yap lütfen. Yapacağım. Seni buradan bir an önce çıkaracağım ama lütfen güçlü ol. Güçlü ol. Hadi. Hanımefendi içeri. Tamam geçiyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım dedim. Söz veriyorum. Seni buradan çıkaracağım. Sadece dik dur ve cevap verme. Tamam çıkarmazsan ben burada ölürüm yoksa. Biliyorum, biliyorum. Senden ricam. Dik durman, güçlü olman ve kimseye cevap vermemen. Tamam. Tamam. Geldim. Niye? Onun için de mi senden izin alacakmışım? Ya kızım bırak Allah aşkına. Uyuz anasının gözüne girecek işte. Şov yapacak. Komiserim müsait olunca sizi çağıracak. Tamam. Teşekkür ederim. Hazal ne işin var burada kızım? Yıldırım abi beni anneme götür. Ben annemi görmek istiyorum. Hazalcığım bu saatten sonra sana annemi göstermezler. Lütfen biraz sakin ol tamam mı? Nasıl göstermezler ya? Hoş geldin Rahmi. Hoş bulduk. Siz sakin olun tamam mı Cansılar? Ben şimdi komiserle görüşeceğim, her şeyi halletmeye çalışacağım tamam mı? Tamam. Komiser Bey'le konuştum. 5 dakika izin verdi bize. Tamam. Sadece 5 dakika. Memur Hanım'ı takip edin. O sizi götürecek. Ben burada bekliyorum sizi. Tamam, hadi kızlar. Hadi yavrum. Anne. Anneciğim. Anne iyi misin? Cansu kızım sınıfında ne işiniz var burada? Baba niçin getirdiniz? Kızım geçmiş olsun. Anneciğim. Sen hiç merak etme. Biz seni en yakın zamanda buradan çıkaracağız tamam mı? Ne olur korkma. Biz hep yanındayız. Korkmuyorum ben. Hazalcığım korkmuyorum. Siz merak etmeyin. Kötü bir şey yapmadım ben zaten. Suçlu falan değilim. Tabii ki yapmadın. Anne bize böyle bir açıklama yapma lütfen. Anne tabii ki yapmadım. Biliyoruz. Merak etme ne olur. Cansu Demir nasıl? Ağlıyor mu? Anneciğim merak etme. Demir'le ben çok iyi ilgileniyorum. Mamasını da yedirdik. Mışıl mışıl uyuyor. Ne olur aklın onda kalmasın. Ben ona çok iyi bakıyorum. Baba kızları götürür müsün lütfen? Anneciğim lütfen kalalım biraz daha. Ne olur yapma. Cansu konuşacağız zamanımız olacak merak etmeyin. Sizi burada görmeye dayanamıyorum. Beni böyle görmenizi de istemiyorum. Lütfen hadi anne. Hadi kızlar. Çok seviyorum sizi. Hadi kızım. Donacağız ama ben sana söyleyeyim. Donalım. Sabah her yerimiz tutulacak, ben sana söyleyeyim. Tutulsun. Evet, peki tamam. Fizyoterapist olsaydım. Olsun değil ama. Şahane ama. Sen kendi haline bak. Oh, iyi ki getirdin beni buraya Ayşe. İyi ki varsın. Güzel olacak her şey. İnşallah. Gerçek hayata dönüyoruz. Bismillah. Baba neredesin? Annemi tutukladılar. Ne olur aç telefonunu. Ne oldu? Dilara'yı gözaltına almışlar. Neden? Bak görüyor musun? Bir gün huzur yok. Bir gün yok. Ne yapacaksın şimdi? Beni böyle sırtımdan bıçaklayan kadına yardım edeceğim. Yardım edeceksin Cihan. Ben gideyim. Seni de bırakayım. Sen beni hiç merak etme. Sen git hemen. Tamam ben taksi olurum buraya. Haber ver olur mu? Kaç kere aradım seni, neler oldu? Kızım tamam biliyorum, her şeyden haberim var. Tamam. Ne olur annemi kurtar lütfen, o hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Tamam güzel kızım, kurtaracağım. Orada bırakacak halim yok, merak etme. Tamam mı? Korkma sen. Canan. Neredeyim ben? Emine abla. Hı. Kadını gerçekten Dilara Hanım mı vurmuş? Kızım olur mu öyle şey? Saçmalama. Yani bir yanlış anlama falan vardır. Ha, al şu çocuğu. Çanta var, şey var. Gel Özgür, gel oğlum gel. Ya sen niye gelmiyorsun? Yok. Ya park etsene şuraya arabayı. Kızını da görürsün, Cansu'yu da görür gidersin. Kadın kaç kere söyleyeceğim ya. Tamirhaneye gitmek zorundayım. Müşteri arabaya bekliyor. Müşteri vali sanki. Acık beklesen olur 2 dakika. Abla işlerim var. Daha mahkemeye gideceğim. İyi. Ver çocuğu bana ver. Hadi bir şey olursa ara ha. Neyini arayayım? Sen ne mahkemelerine gidiyorsun lan? Polis. Babaya lazım. Şşş. Araba da yakıştı ha! Babaya bak babaya! Hey Ketuş! Oley! Yakıştı, yakıştı. Çatmayaydı. Bak bir de korna çalıyor. Ay yalıya gezdik oğlum. Cansu! Cansu! Ay Cansu halacığım. Geçmiş olsun. Halacığım duyar duymaz koşa koşa geldim ya. Geçmiş olsun ya. Hala sen nereden duydun? Baban söyledi. O nereden duymuş? Sen söylemedin mi? Hayır. Allah Allah. Ya Ozan söyledi herhalde. Yani 100 tane mesaj bıraktım da ortada yok. Cihan Bey geçmiş olsun. Neler de geldi başınıza ya. Sağ ol. Sağ ol diyorum. Geçmiş olsun. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi. Tamam siz merak etmeyin. Ben eve barka mukayyet olacağım. Gözünüz arkada kalmasın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ama lütfen acele edin. Ne oldu Yıldırım? Cihan açıkçası durum pek iç açıcı değil. Basının haberi yok değil mi? Aa yok yok merak etme. O konuyu gizliyorlar. İyi bir de gazetelere düşmeyelim Yıldırım. Doğru. Hazal, Hazal, Hazal lütfen. Hazal, Hazal lütfen. İyisin değil mi? Ay çıldıracağım vallahi. Hakikaten çıldıracağım. Dakika başı soruyorsun iyi misin, iyi misin? İyiyim işte. Halaların güzeli. Bak sen bizim başımızın tacısın. Sana bir şey olursa... Hiçbir şey olmayacak bana. Gayet iyiyim. Bomba gibiyim. Tamam biz bu hafta bir kontrol edelim de check-up yaptıralım sana. Ay Harun. Hakikaten tadımı kaçırıyorsun yani. Kızma. Seni düşündüğüm için söylüyorum. Düşünme evladım beni. Beni niye düşünüyorsun? Sen kendini düşün. Git işine gücüne bak. Benim işim gücüm sensin. Bal sultan. Ah. Oh. Oh. Of! Ay, şımarma. Şımarma, şımarma. Efendim Sevinç? Maide Hanım size söylemem gereken çok önemli şeyler var. Neymiş hayırdır? Dur. Neler oldu bir bilseniz. Ne oldu Sevinç Hanım? Dilara Hanım'ı gözaltına almışlar. Ne? Gözaltına mı? Eski avukatını öldürmeye azmettirmiş güya. Polisler gelip dün gece almışlar. Ben de izinliydim. Bugün öğrendim her şeyi. Candan'a mı? Evet. Herkes mahkemeye gitti şu an. Sevinç! Sevinç sen neredesin kız? Kaç saattir seni arıyorum. Ya ne var Keriman? Ne oldu? Can Haşmet'in emziği nerede? Nereden bileyim ben Can Haşmet'in emziğini ya? Kız sen bakıcı değil misin bebek bakıcısı? Sen ne biçim bebek istersin? Nereye koydun Can Haşmet'in emziğini? Hep karıştırıyorsun sen zaten çocukların emziklerini. Sen hijyen diye bir şey okudun mu okulda? Ya bilmiyorum diyorum emziğini. Farkındaysan telefonda konuşuyorum şu an. Ha telefon çocuğun emziğinden çok daha önemli. Kanun Reis'le konuşuyorsun sanki. Göstereceğim ben sana. Maide Hanım ne olur kusura bakmayın. Burada bir manyak var da. Kim o? Keriman. Cansu'nun halası. Ya siz geldiğinizde de buradaydı. Belki hatırlarsınız. Can Haşmet falan dedi ya. O kim? Keriman'ın yeğeni. Cansu'nun kardeşi yani. İkide bir buraya geliyorlar, burada kalıyorlar. Kaç yaşında bu Can Haşmet? Küçük daha. 1-2 yaşlarında falan. Neden sordunuz? Kapat kızım, kapat. Ulan hamsın sen. Ne yapsın sen Allah, ne yaptın? Ben bittim, 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 bittim. sonra çalın. Ozan mı? Ozan nereden kıdadı? Ne bileyim kızım, bu anasının aleyhine şahitlik mi yapacak?